Burası. Ve burası ters yol. Maalesef vatandaş ileriden solu kapatmış. Solu kapatmış, canice geliyor. Ehliyetsiz bir vatandaş. İki yönlü olan bir yolda ve azamlı suratın 30 kilometre olduğu bir yolda, burada 5 tane tabela vardır 30 kilometre diye gösteren. Takriben 100-110 civarında bir hızla benim kızım sola bakıyor. Buraya sokağa, evimizin sokağına dönmek için sola bakıyor ve 200 metre gerisinde bir araba olduğunu görüyor ve yavaş geldiğini görüyor. Ve nizami bir şekilde sola dönüyor. Ama kör noktadan solu kapatarak 110-121 süratle gelen bir trafik canavarı ve bunun ehliyeti yok. Geliyor, kızımı burada havada uçuruyor ve yaklaşık 10 metre ileriye atıyor ve sağ arka tekeri de kızımın bacağının üzerinden tekrar geçiyor. İkinci bir kere geçiyor ve ezikler var. Ve tendon, telleri, her şeysi paramparça. Kızım şu anda sol kürek kemiği kırık, sağ bacağı alçıda ve başında kanamalar var olay yeri anında, saçları kan. Ve her tarafı baştan sona, elleri dahil ayak uçları, tüm fotoğraflarını verebilirim size. Hepsini çektim. Pert durumda. Şu an kızım yarı yatalak durumda. Maalesef hastaneler tatil, hiçbir ilgi yok. Tamamen kendi müdahalelerimizle iyileştirmeye çalışıyoruz kızımızı. Ve kızınız hemşireydi bir de. Kızım evet, vardı. Kızımın hayalleri vardı. Kızım yakın zamana kadar özel bir hastanede kritik yoğun bakım hemşiresiydi ve her gün elleri mor geliyordu. Bugün de bir insana hayata dönerdim diye sevinerek geliyordu. Ellerinin üzeri mordu hep. Daha sonra ameliyat hemşiresi olarak başka bir hastaneye geçti ve orada görevini yapıyordu. Tüm hastane görevlileri ve arkadaşları çok seviyordu benim kızımı. Başarılı bir insandı. İnsanlara kendisini adamıştı. O İstanbul'daki olan kazaya ayrıca benim ciğerim parçalandı. Allah kalanlarına sabırlar versin. Benim kızımla yaşı aynıdır. Tüm vücut ebatları ve ölçüleri aynıdır. Ben kızımı gördüm orada. Maalesef ki orada kızımızı, o genç kızımızı arabanın altına aldı o sürücüde. Bakın, ben bir şey söylemek istiyorum. Arabalarda fren mekanizması denilen bir şey vardır. Neden bir insanın canına bu kadar öldürmek için, üzerine sürmek için psikopatça bu insanlar hareket eder, onu anlayamıyorum. Bu insanlara frene basmayı öğretmek lazım. Gaza basmak marifet değil. Bizim çiçeklerimizi kırdılar. 23 sene dile kolay. Onlar bizim çiçeklerimiz ve bu insanlara, vatanımıza faydalı insanlardı. Ne oldu şimdi? İki tane canavar, iki tane hain. Bunlar teröristtir. Bunlar da işte trafik terörüdür. Terörün başka bir biçimidir bu. Kimisi ormanları yakar, kimisi askeri polisi öldürür, kimisi doktoru hemşireyi öldürür bu şekilde. İşte insanlarımız şu an benim kızım gibi böyle insanlardan acil durumlarda, hastanelerde şu an faydalanamıyor. Neden? Bir tane caninin yaptığı yanlış hareketten ve o kadar insani duygulardan uzak bir insan ki bu vuran kişi, öyle bir katil ruhlu bir kişi ki olay yerinde bir tane fren izi yok. Burada herkes şahittir. Tüm esnaflar şahittir. Olay yerinden anında firar ediyor, gidiyor. Hiç frene basmaksın. Öncelikle Adana Valimizden, Emniyet Müdürlüğümüzden ve bu işlerle ilgili tüm kolluk kuvvetlerinden bu olayın üzerine düşmelerini istiyorum. Benim kızım şu an ölmüş olabilirdi. Sürücünün tutuklanmasını ve tüm ağır cezalarla yargılanmasını istiyorum. Bu bir cinayete teşebbüstür. Cinayete teşebbüstür bu. Bunun başka bir adı yoktur. Bu insanlar bayram yaptı ama bizim bayramımız zehir oldu ve psikolojimiz bozuldu. Aile olarak bizim psikolojimiz bozuk. Bizim psikolojimizi kim düzeltecek? Benim kızım şu anda yatağından kalkamıyor.